Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum'a yapılacak olan 69 milyon TL'lik yatırım için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri ve il ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı. Bakanlık merkez binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devir alarak tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Başkanımız, belediye başkanlarımız, yerli çalışma arkadaşlarım, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün günlerden Çorum diyoruz. Ülkemizin hakikaten pek çok anlamda sembol şehirlerinden biri, kadim bir vilayetimiz Çorum ve ilçeleri bugün itibariyle tarihi bir yatırıma, spor ve gençlik alanında hakikaten tarihi bir yatırıma inşallah hep birlikte şahit olacağız, imza atacağız. Sizlerle birlikte imza alacağımız protokolün ayrıntılarını ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz stat, Çorum stadı, bunun devri ve bununla birlikte gerekli tamamlanması gereken konular yine bakanlığımızın yetkisi alanına girecek, sorumluluğu alanına girecek ve bu vesileyle Çorum stadını bugünkü protokolle devralacağız. Hem de gereken tamamlama çalışmalarını da yine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Yine Çorum merkezimizde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını yine bakanlık olarak devralacağız ve en kısa sürede inşallah Çorumlu'nun hizmetine kavuşturacağız. Tabii merkezdeki millet bahçesi çalışmaları vesaire nedenlerle taşınması gerekli nizami sentetik futbol sahalarının da iki tanesini inşallah yeni alana yine bakanlık olarak Çorum'un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız. Bunu da özellikle buradan vurgulamak istiyorum. Tabii bizim yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Ve inşallah yüzme branşında yeni şampiyonları ülkemizin dört bir yanında çıkarma iddiamızı olduğu gibi Çorum'da da bu iddiamızı sürdüreceğiz. Ve bu vesileyle iki tanesi Çorum merkez olmak üzere, bir üniversite olmak üzere üç adet yarı olimpik havuzumuzu Çorum'da oluşturuyoruz. Bugün imza maddelerimizden bir tanesi bu. Yine Çorum deyince güreş olmazsa olmazımız, güreş eğitim merkezimiz, güreş kampımız yine Çorum merkezinde inşallah bu imza çerçevesinde gerçekleşecek. Gençlik merkezimiz, gençlik kitap kahvelerimiz, spor salonlarımız ilçelerimizde ve bu çerçevede az önce ifade etmiş olduğum nizami sentetik sahalarımız, tribünüyle, soyunma odalarıyla, modern aydınlatmalarıyla, yine değişik bölgelerimizdeki sentetik futbol alanlarımız, basketboluyla, voleyboluyla, futboluyla, on adetini de yine Çorum'a gerçekleştireceğiz. Ve bu çerçevede biliyorsunuz bakanlık olarak 10 bin pota projemiz var. 10 bin potanın 100 tanesini de inşallah Çorum'da hep birlikte inşa edeceğiz. Ve Çorum'dan yarınların basketbolcularını, yarınların basketboldaki yıldızlarını hep birlikte inşallah kazandıracağız sporumuza, ülkemize, milletimize. Tabii ki yurtlarımız biliyorsunuz bu süreçte, pandemi sürecinde bu salgınla mücadelede dünyaya örnek teşkil edecek bir mücadele örneğini, bir katkıyı sergiledi. Ben bu manada gerek bakanlığımız personeliyle, gerek yurtlardaki çalışma arkadaşlarına gurur duyuyorum. Ve bu çerçevede biliyorsunuz, az önce de söyledim, Çorum'da şu an itibariyle 7 yurdumuz var. Alaca'daki yurt inşallah bu yıl tamamlanacak, yine onu hep birlikte hizmet alacağız. Sizlerle birlikte dayanışmayla bir ve beraber olarak yüreklerimiz bir çarpacak. Bir düşüneceğiz, hep birlikte çalışacağız ve hizmette sınır tanımayan anlayışla, vatandaşımızın en güzeline, en iyisine layık olduğu anlayışla inşallah Çorum'umuzu, ilçelerimizi çok çok daha yukarılara birlikte taşıyacağız. Gerek spordaki iddiamızı her zaman
en yükseğe koyacağız. Hedeflerimizi her gün daha yukarıya koyacağız. İki günümüz birbirine eşit olmayacak. Ve gerekse gençlerimiz, bizim en büyük varlığımız, en büyük umudumuz gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlama noktasında, onları donanımlı bir şekilde, yarınların dünyasında bilim insanı olarak, profesyoneller olarak, sporcular olarak, yazar, edebiyat insanları olarak inşallah her alanda yetiştirme noktasında yine bakanlık olarak imkanlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin önüne sermekten, onların istifadesini açmaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız. Her türlü özveriyi birlikte gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle 7/24 açık olacak tesislerimizin Çorum'umuza, gençlerimize, Çorum'un kadınlarına, kadın öncelikli spor diyoruz. Kadınlarımızı sporda daha çok göreceğiz inşallah yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle. Tüm Çorum'a hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum.